Şimdi tabii bir diğer sürpriz sonuçta Muharrem de yaşanır mı diye sorguluyoruz. Ee, biz ona sorunsal adını verdik. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Katılıyor. Çünkü sürekli yani ilginç açıklamalar <laughs> gitler katılıyor. geller katılıyorsunuz. Katılıyor. Yine bir açıklama yaptı. Öyle bir açıklama ki niye şimdi dedirtti açıkçası bilmiyorum size de dedirtti mi? Cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda adaylığını da çekmedi. Davutoğlu ve babacanı kılıçdaroğlu kenara çeksin ben desteğimi vereceğim dedi. Ama şimdi söylüyor bunu bu kadar az bir gün kalmışken. Davutoğlu'nun da buna cevabı var. Bildiğim kadarıyla siz de bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile temas halindeydiniz. Evet beraberdik görüştük görüştünüz. de. O da şöyle dedi zavallı sözler dedi. Siyasi nezaketsizliği Erdoğan'la yarışır İkisi bir araya gelse çok da iyi bir ekip olurlar diye de Davutoğlu böyle bir gönderme yaptı Muharrem İnce. Şimdi hem bu sözü acaba Muharrem İnce niye şimdi söylüyor? Gerçek düşüncesi buysa niye daha önce söylemedi? Hem de bunun perde arkasında belki anlatırsınız düşüncelerinizi. Davutoğlu'nun sözlerine katılıyor musunuz? Yani Erdoğan'la Muharrem İnce ikilisini yakıştırdı birbirine ama ne dersiniz? Şimdi şöyle. Davutoğlu'nu savunacağım belki aklıma gelmezdi. Ama işte bazen sizin e, sevmediğiniz insanlarla sizi kader ortak paydalar etrafında buluşturabilir. Tabii. Değişmeyen tek ee, şey değişim, değişim sonuçta. Değişim evet. evet. Yani adalet arayan herkese ben mesela buluşabilirim. Yani bu Buna Cumhurbaşkanımız da dahil. Ee, Muharrem İnce bile dahil. Şimdi biz bu Muharrem İnce'nin açıklamalarını bu senaryo, bu filmi seyretmiştik biz. Ben hmm. Zafer Partisi'nin kurucusu ve genel başkan yardımcısıydım. Evet. Bundan üç ay önce istifa ettim. Buna benzer görüşmeleri hatırlarsanız Ümit Özdağ da açıklamıştı. Evet. İşte onu çıkart bunu çıkart. E, o zaman are. destekleriz. Yani bu şu demektir. Onu dağıt bunu dağıt. Mevcut iktidar devam etsin demektir. Türkçesi budur. Bu bir siyasi algı insanlarımızın aklıyla, zekasıyla dalga geçmedir. Yani Muharrem İnce'nin milletimize ve seçmene saygı duymasını beklerdim. Kendisinin e, kendisi bizi böyle aşağılayarak geçmişte konuşmaları var ama ben yine onu aşağılamadan e, evet. söyleyeyim. E, milletimizde milletimizi bu kadar e, e, şey o görmesinler. Ya bu millet her şeyin farkında. Hı hı. Yani ne demek yani? Şimdi adamlar anlaşma yapmış, seçime girilmişti. Her şey bitmiş. Listeler Adaylıklar belirlenmiş. Şimdi sen işte Davutoğlu'nu Türkiye'de Davutoğlu e, e, hiç anket mi yaptırmış ne kadar sevilmiyor, seviliyor veya işte babacan evet. Başbakanlık yapmış, devlet yönetmiş mi? Ya Davutoğlu'na açık söyleyeyim. Bugün hı. de ben söyledim. Davutoğlu'na benim eleştirebileceğim, kızabileceğim şeylerden en önemlisi cesur davranmamasıdır mesela. Hı. Yani yani sen başbakan evet başbakan mi cesur davranmış. Evet. Hı. Yani şöyle sizi Erdoğan da seçebilir. Mesela beni böyle bir durumda belki beni o yüzden siyasette bir yere gelemiyorum. Hiçbir Allah'ın kulu bir yer geri adım attıramaz. Öyle o şekilde görev bırakmam. Kendimi öldürtürme pahasına da olsa bırakmam yani. Dolayısıyla oradaki eksiğinin dışındaki siyasi şeyler mülahaza edilebilir. Evet. Ama ben ve milletin biliyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde iyi şeyler nasıl Recep Tayyip Erdoğan'a mal ediliyorsa kötü şeyler de ona mal edilmelidir. Adalet bunu emreder. Siyasi temayüller bunu emreder. Dolayısıyla Davutoğlu'nu eleştirebiliriz ama Davutoğlu'nu eleştirdiğimiz zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek esas olan eleştiri oraya gider. Onun için işte böyle günah keçileri algı yöntemleriyle oluşturup işte Halkın önündeki gerçekleri gölgelemek, maskelemek oluşuyor, e, evet. siyasetçinin etiğine uymaz. Ben e, Muharrem İnce'yi bu noktada e, millette hem eleştiriyorum hem de çok samim bulmuyorum. Evet etikte bulmuyorsunuz aslında bu sözlerini evet. anladığım kadarıyla.